Çiçeği koruyor muyuz? Evet. Çok güzel. İlkbaharda ektiğimiz tohumlar artık büyüdü. Ağır ağır ürün vermeye başladı. Biz buradan ne anlıyoruz? Ne ekersen onu biçersin. Çocukların elleri toprağa dokundu. Önce ektiler, sonra sulayıp gözleri gibi baktılar. Şimdi ise emekle büyüttükleri sebzeleri hasat ettiler. Turpa ektik, mısır ektik, soğan, marul gibi bitkiler yetiştirdik. Maydanoz gibi şeyler ektik. Iğdır Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu öğrencileri hobi bahçesi kurdu. Öğretmenlerinin desteğiyle organik tarım yapan çocuklar ilk hasatlarını aldı. Çocukların boş vakitlerinde, teneffüslerde, öğlen aralarında gelip burada kendi bitkilerini kendileri yetiştiriyorlar. Bize çiftçiliği öğretti öğretmenimiz. Hobi bahçesi öğrencilerin derslerindeki başarılarını da artırdı. Derslerimize de yardımcı oluyor. Fen bilimi, hayat bilgisinde, ödevlerimizde. Artık derslerde daha çok öğrenmemiz zorluğu soruları daha kolay yanıtla verebiliyoruz. Öğretmen Özkan Oğan, çocukların sadece bugününe değil geleceğine de dokundu. Öğrencilerine meslek seçimleri için yol gösterici oldu. Öğretmenimle beraber benim de aşamam, mesleğim de ziraat mühendisi olmak olacak. Benim dediğim öğretmen olmaktan bu hobi bahçesinde ürün yetiştirimini öğrendikten sonra ziraat mühendisi olmayı karar verdim. Ben de inşallah çiftçi olmayı düşünüyorum. Bu projeyle toprağı tanıdılar, emekle buluştular. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü onlara yol gösterici oldu. Öğrenciler dört gözle diğer ürünlerin hasat edilecek zamanın gelmesini bekliyor. İlk basamakta seneye daha da büyütüp daha farklı bitkiler yetiştirmeyi düşünüyoruz. Hadi, çok güzel. Bu da çok güzel.